Hikayemizin konu başlığı. Arkadaşım bezlendi. Bir arkadaşım vardı. En sevdiğim özelliği sayılabilir olmasıydı. En azından kaç tane olduğunu bilirdim. Bugün İtalya'danım. Büyük ihtimalle ambalajlardan birine giderdim. Eşkıya restoranlar zinciri açıldığını böyle içeceksin. Domates çorbanı. Mor peynirimiz var. İçerisinde yaban mersini. Yunan yoğurdumuz var. Kardeşliğimizi pekiştirmek adına. Kızartma miksimiz var. Tabii ben bunu daha kızartmadım birazdan. İtalya lezzetleri bir arada. İki paket sakan. Bunların en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Sayılabilir olması. Kaç tane yediğimizi bilmeyebilirdik. Dumanı üzerinde arkadaşlar. Fabrika gibi. Endüstriyel. Bu hamur toplarının içerisinde peynirler var arkadaşlar. Haşladım ve kızarttım. Bunu da kızarttım arkadaşlar. Çok fazla öldürmeden çünkü içinde salatalık var. Sana bir şey anımsattı mı? İtalyan yemeğimizin üzerine domates sos hazırladım. Tereyağı dedi, kafam patlar. %100 gerçek bir hikayeyle karşınızdayım. Peki sen karşımda mısın? Bir arkadaşım vardı. En sevdiğim özelliği sayılabilir olmasıydı. En azından kaç tane olduğunu bilirdim. Bugünlerde herhangi bir şeyin önemli sayılabilirim. Sence de öyleydi, değil mi? Ateşlenme. Soğumasını beklerken hikayeye gir. Bir arkadaşım var şu anda memur. Hakkıyla hak ederek girdi. Bu arada hak delen hikayesi gelecek. Sofra çok sıcak. Aynı senin vücut iç yüzeylerin gibi. Arkadaşım şu anda memur olarak bir devlet dairesinde çalışıyor. Bir sorunu vardı bu elemanın. Tüm girdiği sınavlardan 90-100 alabilecekken 30-40 gibi puanlar alırdı. %100 gerçek bir hikaye, sıfır abartı. Bu arkadaş sınavlarda kimseye anlatamadığı bir şey yaşıyordu. Bir şey yaşıyordu ve anlatamıyordu, yaşamaya devam ediyordu. Her sene yaşamaya devam ediyordu. Bu düşük puanlar bu yüzdendi yani. Benimle nasıl paylaştı peki? Bir gün çok içkiliydi. Ağzından kaçırdı ve devamı geldi. Ve domatesli bir peynir, İtalyanlar domates mi? Şöyle bir kısmına dökelim arkadaşlar. Bunda çok tereyağı var çünkü. Tereyağı. Köyünde tereyağı mı gördün? Bu da çok sıcak. Bekler misin? Şu buzdolabını kapatmam lazım. Verdiğim paraya değdi. İtalyan baban. Bunlar salatalığa benzese de kabakmış. Yanlış alarm vermişiz. Bu arkadaşım benimle bu özel durumunu çok içkiliyken paylaştı. Batırarak neden yemedik biz? Üzerine dökmeseydik keşke arkadaşlar. Böyle keyif toplarına dönüşüyor sosladığınızda. Yoğurtlarsak nasıl olur? Yoğurtlayarak deneyelim. Bakın bunların yoğurdu krem gibi. Yumuşak, krem gibi. Arkadaşım benimle çok içkiliyken bu durumunu paylaştı. Sakın kimseye anlatma, tamam mı diye tembihledi. Tamam, kimseye anlatmam dedim. Sözüm sözdü ve anlatmadım. Ve bu arkadaşım bu sınav sorununu tek başına yardım almadan çözdü. Çok güzel. Bubblegum aromalı. Şıp sevdi sakızları vardı ben çocukken. Hikayemizin konu başlığı. Arkadaşım bezlendi. Ben girdiğim sınavlarda 40 dakika kala çıkarım dedi. Nasıl yani dedim. Yanlış mı duyuyordum? Tekrar check ettim. Genelde sınavların bitmesine 40 dakika kala çıkarım. Zaman zamansa daha farklı olur dedi. Anlamakta güçlük çekiyordum. Sınav zaman yönetimini neye göre belirliyordu bu adam? Neyin peşindeydi? Hikayenin ilerleyen kısmında. Neyin peşindeydi bu adam? Hikayenin...
neyin peşindeydi? Bu çabuk bitecek. Yani arkadaşlar, bu arkadaşın sınava hazırlanmak dışında bir hayatı yoktu. Bütün sene sınava hazırlanıyordu. Bir süre söylediği şeyleri insan duyularımla algılamakta zorlandım. Devam ediyordu. Bu saçmalıkları devam ediyordu. Bazen size sınavı hiç başlamayabilirim. Başlamadan öylece bırakıp çıkabilirim diyordu. Yapılabilir miyim? Kardeşim, sen senelerdir bu sınav için hazırlanmak. Kardeşim, sen senelerdir bu sınav için hazırlanıyorsun. Neden diye sordum. Neden öylece bırakıp gidiyorsun? Senelerdir sınavlar için yaşıyorsun. Yani bunu biliyorum. Yakından takip ediyorum. Çünkü ben de hazırlanıyordum. Anlattıkları o kadar saçmaydı ki. O anlattıkça daha fazla detay için yalvarıyordum. Daha fazla detay için ayaklarına kapanıyordum. Ruhumu kötülüğün hizmetine verirdim daha fazlasını duyabilmek için. Hani eski sevgilerinin senden önceki sevgilileriyle cinsel olarak neler yaşadığını merak edersin ya. Bir taraftan rahatsızlık verir, bir taraftan da öğrenmenin keyfi. Köylü. Bu arkadaşım mesanesi dolduğunda kemer gevşeten, sabrı olmayan bir yaban mersiniydi. Yahu ürünasyon yolunda bu kaç sınavda terk ettiği. Özet olarak, çişe çıkmak için sınavından vazgeçiyordu. Dünyadaki imtihanı buydu. Sorunun ne kadar büyük olduğunu anlamanız açısından bazı detaylar. Bazı detaylar verirsem ki... Az önce yaptığım şeyi gördün mü? Sıfır uykuyudayım bu arada. Tatil günümdeyim. Arkadaşlar, kesinlikle yoğurt da çok daha güzel oluyor. Şimdi biz böyle şeyleri restoranlar zincirimiz açıldığında modifiye edeceğiz. Telif hakkını almamak için, tamam? Senelerdir bir takım sınavlara giriyordu. Ailesi de yakın takipçisiydi bu çocuğun. Ona böcek gibi davranmaya başlamışlar. Düşünsenize, senelerdir aynı sınavlara giriyor ve başarısız. Ben de aynı sınavlara giriyordum. Yerim. Kıtlarım. Aklında bulunsun. Kurslara gidiyor, bunun için para harcıyordu. Ben 90 aldıysam onun 95 almasını beklerdim bir sınavdan. O seviyede olduğundan emindim yani. Yorumlarda bana anlaşılmaz şeyler söyle. Anlaşılmaz ama okuduğumda keyif verecek şeyler yaz. Yorum seviyorum. Sınavlardan utanç verici notlar alıyordu. Çevresi, ailesi onu küçümsüyordu. Ona paçavra gibi hissettiriyorlardı. Ayrıca askerliğini bedelli yapan biriydi. Kendimi sınırlandırıyorum, çok çabuk bitti çünkü. Bak, yaban mersinleri var. Bunun içindeki peynirden bu peynir çok daha güzel. Bu peynir içindekinden. Bunu kızartacağım. Yarın bir kabın içerisine koyacağım, parkta yiyeceğim. Arkadaşım kendini bezletiyordu. İngilizcesi benimkinin çok üzerindeydi. Kıskanmıyordum. Ama ben alıyorum 90, o alıyor 30. Yok böyle kepazelik. Köylü. Maşrapayla su taşıyan köylü. Ferdi Tayfun'un Çeşmebaşı köylüsü şarkılarında. Bu şimdi senin ağzını ittirilecek. Ağzımı ittiriyorum. Genzine bastırdım. Neyse, en son bunu bezledik. Çocuk bezlendi. Yetişkin beziyle. Öyle girdi sınava. Artık sınavlarında nasıl yüksek not alacağını öğrendiğine göre 20'li paket. 20'li paket kardeşim.
İlk bezlendiğinde çözülmedi hemen. Bu sefer de götlak yaşadı. Senelerce boşuna okudu. Bu elemandan bir bok olmazdı. Köylü. Yetişkin Götebez Doğan. Eleman bir yerlere girecek. Çeşitli işlere başvuruyor. Ben de onu takip ediyorum. Devamlı irtibatta olduğumuz biri. Puan gerekiyor. En sonunda çözümünü sınavda bezlenmekte bulmuştu. Yani bezledik falan diyorum ama olayı anlatırken olaya kapıldım. Aslında ben olay esnasında yokum arkadaşlar. Ben olanların tümünü bezlenen arkadaştan birinci ağızdan öğreniyorum sonradan. Ve onu anlatmak zorunda bırakıyorum. Yaşadığım böyle bir şeyi kolay kolay kimseye anlatmazsın. Hikayenin gidişatını nasıl anlattığıma değil de sana anlattığıma bak. Baksana sana neler anlatıyorum. Ona söz verdim aramızda bu yaşananlar. Nasıl yaptığını öğrenmem gerekiyordu. Yine bir sınav sonrası bunu aradım. Astronomik bir puan almıştı. O an bir şeylerin değiştiğini anlamıştım. Bir şeyleri farklı yapıyordu. Bezlendi. O an bezlenmişti. Götte bez nedeniyleydi. Türkiye derecesi yapacak neredeyse. Lan bu bezlenmek neymiş böyle dedim. Duyduğuma sevinmedim. Nasıl benden bu kadar yüksek puan alabilirdi? Yok, kıskanmıyordum. Bu yaşanan şeyi de şöyle öğreniyorum. İçiyoruz, şişelerin dipleri görülmüş. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın diye soruyordum. Çözümüm vardı dedi gülerek. Formül mü ezberledin? Yeni çalışma düzenine falan mı girdin? Anlatmıyordu. Akıl sıra erdiremeyeceğim insanüstü bir deneyim mi yaşadın diye sordum. Aramızda yaşayanınız varsa yorumlarda yaşadığı deneyim benimle paylaşın. İşte ben sayıyordum. Şunu mu yaptın, şunu mu yaptın, nasıl yaptın diye soruyordum. Bunların hiçbiri dedi. Bezlendim dedi. Anlayacağınız arkadaşım sınavı girmeden önce bezlenmişti. Barzo kırmızısı. Yani bu sayede bezini işeyip konforunu terk etmeden sınavına devam edebilirdi. Arkadaşlar o an içmeye devam ediyoruz. Bir heyecanla sordukça soruyorum. Heyecandan titriyorum arkadaşlar. Hikayenin tamamını öğrendikten sonra size anlatacağım çünkü. Böyle bir video konusu bulmuşum. Ne kadar detay alabilirsem o kadar iyi diye düşünmüştüm. Anlamamış gibi tekrar ne bezlenmesi diye soruyordum. Ne bezlenmesi? Sınavda çişe çıkarım ve genelde sınavım iptal olur dedi. Hemen fizyolojik açıdan değerlendirmesini yaptım. Su tüketim miktarını değerlendirdim alt tarafı. Bunun çözümü belliydi arkadaşlar. Su içmemeliydi o kadar. Aşırı su tüketiyordu sınav önceleri. Gerçekten şöyleymiş. Her sınav öncesi pet şişeyle su alırım. Pet şişede su kalmasın diye diker içerim dedi. Fazla sıvı tüketiyormuşsun. Sıvı tüketimini sınırlandırmayı düşündün mü hiç diye sordum. Hayır, ona gerek kalmadı. Başka bir çözüm buldum ya dedi. Dedim ya başka çözüm buldum diye dedi. Adamın bugüne kadar sınavlarda hep aklı çişindeymiş. İlk 15-20 soruyu çözdükten sonra aklı hep çişindeymiş. Hayatını berbat etmiş bu yüzden. Ailesi, çevresi ona böcek gibi hissettirmiş. O da bezlenmeye reva görmüş kendini sınavlarda. Bu sefer hallettim işte. Bezlendim bitti diyordu. Bu yaşta sağlıklı ve bezlenen bir arkadaşımın olması fikri inanılmaz ilginç geliyordu. Ben de vardım bu işte. Tereyağlı. İtalya'dan buyur kardeşim tırlarla buraya kadar. Bunu saklayacağım. Bunun tümünü bitirebilirdim. 150 gram bu arkadaşlar. Salata aldım. Salatayla karıştırmak istiyorum bunu. Çorbamız için. Avuç ayağımla. Doğru kavrama teknikleri, okey. Bu sefer hallettim, kurtuldum diyordu. Bense duydukça şerefleniyordum. Titreyerek detay bekliyordum.
Ve bugünü bekledim. Anlatabilmek için. Bu arada aramızda, tamam mı? Çocuğa söz verdim, aramızda bak. Yunan kardeşlerim, bu nasıl bir krem şantiyo vurdu? Onca senedir komşuz, gelmedi mi hiç? İlk bezlendiği sınavda da yapamıyor tabii. Neden yapamadığına geliyorum. Anlattığına göre ikinci bezlendiği sınavında ürinasyonunu gerçekleştirebilmiş. Ürinasyon, kişi çıkmak, köylü. İlkinde salmış ama istediği halde yapamamış. Çünkü hayat boyu yapmamaya programlandığı bir davranışa beyni ve vücudu o an adapte olamamış. Beyni dur, ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Biz işimizi bu şekilde halletmeyiz. Pantolonu mu işeyeceğiz şu anda? İşte detaylar soruyordum. Islaklık hissediyor muydun? Kaşlı paketti. Peki ya bebek gibi miydi cildin? Bubblegum efsanevi sakız içiyor. Sanki... Sonrasında nasıl yapabilmiş diye düşünüyorsun değil mi? Kemer gevşetmiş, düğme açmış. Sınav esnasında. Mesanesine izin vermiş. Tüm çakralarının enerjisini oraya yönlendirmiş. Ve salıvermiş. Bu sayede başarılı oldu. Götten bezlendi. İçinizde en küçük şüphe kalmasın arkadaşlar. %100 gerçek, bu toplumda yaşanmış bir hikayeydi. Sen de sınavlarından yüksek not almak istiyorsan idrar yönetimi ve bezlenmek. Hayat her zaman öylece pembe ilk etapta sunmaz. Önce seni bir barzo kırmızısıyla test eder. Üyelere özel videolar olacak. Oyla. Özel. Bazı videoları sonradan gizleyebiliyorum. O gizlediğim videolar büyük ihtimal üyeleri özel kısmında oluyor arkadaşlar. En düşük üyelik ücretini ödeyerek izleyebilirsin o videoları da. Görüşürüz.